Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini okumaya başladık. İlk kayıtta evrakın giriş kısmını inceledik. İyi niyetler ve hedefler okuduk. İlkelerde gördük diyebilmek için oldukça yetersiz bir metin olduğunu değerlendirmiştik. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel esaslarını okuyacağız. Çok daha taahhütkar, daha spesifik, daha mutabakat metni gibi bir yazı okumayı umuyorum. Başlayalım. Güçlendirilmiş parlamenter sistemle katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun. Yine kavramlar, kavramlar. Kuvvetler ayrılığı ilkesiyle etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi modeli amaçlıyoruz. Şimdi burada doğru kullanılmış. Başlangıçta belirtmiştim. Kuvvetler ayrılığı ilkesinin 3 tane ayağı var. Yürütme, yasama ve yargı. Birinci bölüm girişinde yasama lafı geçmeyen bir cümlede kullanılmıştı kuvvetler ayrılığı ilkesi. Burada bir yanlış var demiştik. Şimdi doğrusu burada yazıyor. Kuvvetler ayrılığı ilkesi ile etkin denge ve denetleme mekanizması. Bu ne? Kuvvetler ayrılığı işte üç bacağı var. Tekrar edelim. Yürütme, yasama ve yargı. Bunlar zaman zaman birbirlerinin sahalarına girip birbirlerine müdahale edebiliyorlar. Öyle ilkesi deyince otomatikman yürürlüğe girmiyor. Dolayısıyla etkin denge ve denetleme mekanizmasına ihtiyaç oluyor. Bu da nedir? Bu üç kuvvetin birbirinin sahasına girmemesi, ne kadar girecek, ne kadar girmeyecek onu belirlememiz gerekiyor. Ve bunlar nereye kadar nasıl birbirlerini denetleyecekler, bu mekanizmalar neler onu anlatıyor. Bu çok önemli. Açıkçası güçlendirilmiş parlamenter sistemin esas tabanı kuvvetler ayrılığı ilkesiyle etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi modeli. Bütün şeyi bu anlatıyor bence. Yoksa parlamenter sistem her yerde parlamenter sistem. Bizdeki güçlendirilmişi işte temeli buna dayanacak. Peki. Hükümet sistemimizde temsilde adalet ile yönetimde istikrar ilkeleri eşit şekilde esas almaktayız. Kavramlara devam ediyor. Ülkemizin geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden hareketle meclisi güçlendirirken hükümeti zayıflatmama. Hükümeti güçlendirirken de meclisi zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz. Evet, burada artık sistemi tarif etmeye başlamış. Parlamenter sistem içerisinde karşılaştığımız en önemli sorunlardan bir tanesi de bu. Birincisini burada söylemiştik. İkincisi de bu. Birinci bölümde anlatmıştım. Bu ülke 800 oylamadan sonra hala Cumhurbaşkanını seçememiş durumlara düşmüş bir ülke. Bu da parlamenter sistemdeki yanlış matematiklerden, yanlış hükümlerden kaynaklanan bir şey sonucunda başımıza gelmiş idi. Dolayısıyla bu cümle, bu nasıl önemliyse bu cümle, işte buradaki cümle de aynı şekilde önemli. Önerdiğimiz bu sistemde birey, temel hak ve özgürlükler ve sivil toplum güçlendirilmekte. Çok güzel. Birinci bölümde yine demiştik ki işte bunlar var, özgürlükler var, sivil toplum var. İşte geniş toplum katmanları, kesimleri, ibareleri var ama niçin birey yok demiştik. Evet, bakın birey de burada yer bulmuş. Acaba iki ayrı kişi mi yazmış birinci bölümle bu bölümü? Evet, peki devam edelim. Yasama etkili olacak, yürütme ve kamu idaresi hesap verebilir hale getirilecek.
Tamam, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin güvenceler tam olarak tesis edilecektir. Evet, bu gene bir beyan. Peki. Devletin temel organlarının güçlendirilmesi, etkili ve katılımcı yasama. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temsil yeteneği arttırılacak. Bu da bir vaat. Kanun yapma ve yürütmeyi denetleme işlevleri etkili kılınacak. Bu da bir vaat. Daha demokratik, daha etkin ve daha verimli olacak yasama organı. Vaat yani bir şeysi yok. Olacak, yapılacak. Bunun aksini zaten kimse söylemiyor da nasıl olacak? Hangi hükümlerle olacağına dair herhangi bir ibare yok. Bu çok önemli. Niçin çok önemli? Kılınacak, sağlanacak. Bunları söylemek çok kolay. Ama bunları başarmak, bunları yapabilmek, bunların nasıl bir organizasyonla, hangi hükümlerle yapılacağına dair bir takım veriler burada olması lazım. Onları yazmak zor. Burada vaatler yazılmış tabii. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde katılımcılık ön plana çıkarılacak. Buyurun. Meclisin bütçe hakkı, bakın bu işte ne demek istediğim burada anlaşılıyor. Meclisin bütçe hakkı tesis edilecektir. Ay. Meclisin bütçe hakkı tesis edilecektir. Tamam, bu dediğim gibi bir cümle. Meclise bir bütçe yapma hakkı herhalde tesis edilecek. Buradaki eksik olan kelime de o. Bütçe yapma hakkı tesis edilecektir. Bu haliyle meclise bütçe hakkı, yani ulusal bütçemizde meclis için bir bütçe ayrılacaktır gibi bir cümle olmuş bu. Meclisin bütçe hakkı. Halbuki burada söylenmek istenen, şu an meclisin elinde bulunmayan bütçe yapma hakkı tesis edilecektir. Nazar değdi. Meclisin bütçe yapma hakkı tesis edilecektir şeklinde düzeltip devam edelim. Parti içi demokrasi, temsilde adalet tesis edilecek. Siyasi partiler seçim kanunlarında yapılacak düzenlemelerle, siyasette şeffaflık. Bunu çok seviyorum, şeffaf kelimesini. Ah. Siyasi partiler seçim kanunlarında yapılacak düzenlemelerle şeffaflık ve dürüstlük güvence altına alınacaktır. Şeffaflığı, siyasette şeffaflığı düzenlemelerle elde edebilirsin ama dürüstlüğü nasıl güvence altına alacaksın? Bilmiyorum, alınabilir mi? Ondan da emin değilim. Dolayısıyla buraya şu yapılarak dürüstlük güvence altına alınacaktır denmesi gerekir. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılacak düzenleme elbette ama şu yapılarak dürüstlük güvence altına alınacak demiş olması daha mutabakat metnine yakışır olurdu. Bu haliyle iyi niyetten öteye gitmiyor. Yapacağız, edeceğiz gibi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden yolların demokratikleştirilmesi. Hiç gerisini okumaya gerek yok. Bunların hepsi süslü laflar. İşte üçüncü düzgün lafa, taahhüde burada rastladık. Seçim barajı %3'e düşürülecektir. Hiç yorum yapmaya gerek yok. Devam edelim. Seçim sistemi nispi temsil sistemiyle uygulanacaktır. Çok güzel. Seçim çevreleri belirlenirken yurt dışında mukim 6 milyonu aşan vatandaşımızın doğrudan mecliste temsilini sağlanabilmesi için yurt dışı seçim çevresi oluşturulacaktır. Yurt dışı seçim çevresi ne demek? Ne demek? Yurt dışı seçim çevresi. Bilmiyoruz. Ne demek bilmiyorum. Yurttaşlar yurt dışında
Zaten oy veriyorlar, vermiyorlar, verebiliyorlar. Yurt dışına çıkışta, girişte, konsolosluklarda bunu verebiliyorlar. O yüzden yurt dışı seçim çevresi oluşturulacaktır. Ne demek bilmiyoruz. Bu ne demek bilmiyoruz. Peki. Ama nispi temsil sistemi uygulanacak biliyoruz. Siyasi partilerin faaliyetlerin, çalışmaların, kendi iç işleyişlerinin ve karar alma süreçlerinin çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun şekilde düzenlenmesi, demokratik işlevlerini yerine getirebilmeleri bakımından büyük önem taşımaktadır elbette. O yüzden siyasi partilerin faaliyetleri, parti içi düzenlemeleri ve çalışmaları demokrasi ilkelerine uygun olur şeklindeki anayasal kurallar. İşte çok güzel. Bakın bunu söylemek istiyorum. Neye dayandırıyorsun? Nasıl yapacaksın? Hangi kanunu yapacaksın? Çok güzel. Anayasal kurala dayandırmış. Buna uygun biçimde siyasi partiler ve seçim mevzuatını özellikle parti içi demokrasinin güçlendirilmesi amacıyla yeniden düzenleyecektir. Evet, bunu sevdik. Ayrıca siyasi partiler hakkındaki yasal mevzuat ve yaptırım hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve Venedik Komisyonu raporları gibi Avrupa Konseyi standartları ışığında çoğulcu demokrasinin güvencesini oluşturacak biçimde yeniden düzenlenecektir. Çok güzel. Ama şunu da eklemek lazım. Avrupa Konseyi standartlarında arada bir sıkıntılar var. Dolayısıyla Avrupa Konseyi standartları ve üzerinde standartlar. Onun Avrupa Konseyi'nin standartlarının üzerinde standartlar da olabilir. Onu buraya eklemekte fayda olurmuş. Niye kendimizi bununla kısıtlıyoruz ki? Hem Avrupa Konseyi standartlarının dediğim gibi arada bir sakıncalı standartları da var. Siyasetin finansmanı konusu gerek özgür ve adil seçimler, gerek siyasal etik ilkeleri bakımından vazgeçilmez önemlidir, doğrudur. Bu yüzden şeffaflık ilkeleri tamam. Siyasi partilere ve adaylara yapılan belirli miktarın üzerindeki bağışların ve seçim dönemlerinde yapılan tüm harcamaların kamuoyuna açıklanması zorunlu tutulacaktır. Çok güzel. Şeffaflık. Anladık. Şurada demiştik ki neredeydi o? Bulabiliyor muyuz? İşte şeffaflık ve dürüstlük. Tamam, şeffaflık yapılabilir. İşte burada. Siyasette şeffaflık ve dürüstlük. Şeffaflığı nasıl yapılacağını biliyoruz dedik. Aşağıda da zaten okudukça görüyoruz. Dürüstlüğü de okuyabilmeyi umuyorum. Bu da çok güzel, net bir taahhüt. Güzel. Siyasi partiler arasında adil rekabet koşullarının sağlanması ve demokratik siyasi hayatın güçlendirilmesi amacıyla en son yapılan milletvekili genel seçiminde en az bir oy alan siyasi partilerin %1 oy pardon hazine yardımından faydalanması sağlanacaktır. Evet. Güzel. Güzel tabii ama tabii insan şunu sormadan da edemiyor. Hani şeytan müdahale ediyor düşünmemize. En son yapılan milletvekili genel seçiminde en az %1 olan oy alan hangi siyasi partiler var? Saymayayım. Ama bu da net bir hüküm. Evet. Metin artık daha net hükümler beyan etmeye başladı. Her yıl bütçe kanununda siyasi partilere ayrılan hazine yardımı dörtte biri. Yardıma hak kazanan siyasi partiler arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Yardıma hak kazanan. Peki. Hazine yardımının geri kalanı yardıma hak kazanan partiler arasında
En son yapılan milletvekili genel seçimdeki oy oranlarıyla orantılı olarak bölüştürülecektir. Bu da net bir hüküm. Son derece net bir hüküm. Gerekçelerini tartışmıyoruz. Tabii biz burada tarafsız tespit yaptığımız için doğru mu değil mi bilemeyiz. Uygulamasını düşünmek lazım. Fikir beyan etmenin de yeri burası değil. Bu da son derece net bir hüküm. Matematiği pat diye önümüze koydu. Yasama faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, meclis çalışmaları çoğulcunun sağlanabilmesi için yeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü hazırlanacak. Tabii ki hazırlanacak. Yeni iç tüzük ile yasama çalışmalarının katılımcı, etkin, şeffaf yürütülmesi sağlanacak. Hala dürüstlükle ilgili bir şey göremiyorum. Bu kapsamda komisyonların işleyişi, denetim mekanizmalarının etkinliği ve muhalefetin söz hakkı, demokrasinin gereklerine uygun şekilde düzenlenecektir. Tamam. Ayrıca iç tüzüğün değiştirilmesi nitelikli çoğunluk şartına bağlanacaktır. Tamam. Bu da şu kısım. Nitelikli çoğunluk şartı şu işler için getirilecek. Çok güzel anlaşıldı. Net hüküm. Nokta atışı. Yasama fonksiyonunun serbest, özgür, bağımsız şekilde yerine getirilebilmesini sağlamak amacıyla yasama bağışıklıkları yeniden düzenlenecektir. Yasama bağışıklıkları yeniden acaba nasıl düzenlenecek? Çok merak ettim. Yasama sorumsuzluğunun kapsamı genişletilecek ve yasama dokunulmazlığının istisnaları açıkça düzenlenerek belirsizliğe ve keyfiliğe son verilecektir. Yasama dokunulmazlığının istisnaları açıkça düzenlenecek. Bunu çok güzel anladık. Yasama sorumsuzluğunun kapsamı. Bu ne ya? Yasama sorumsuzluğunun kapsamı. Şimdi eğer sen bir şeyle yetkilendirildiysen, yetkin varsa ondan sorumlusun. Dolayısıyla yasama sorumsuzluğunun kapsamı nedir? Neyle yetkilendirildiysen, yukarıda anlatıyor şunlar, şunlar, şunlar ve bundan sonra anlatacak ya bunlar, bunlar, bunlar. Bunların hepsine yetkilendirildiyse bu meclis ve milletvekilleri bunun belli bir kısmının sorumsuzluğunu kapsamı diye böyle bir şey olabilir mi ya? Yetkin ne kadarsa sorumluluğunda o kadardır. Şunu birisi bana açıklasa iyi olur. Kanun yapım süreçlerinin demokratikleştirilmesi. Demokrasinin özüyle bağdaşmayan, milletvekillerinin parlamenter etkinliklerini zayıflatan ve meclis içerisinde katılımcı tartışmayı ve müzakereyi etkisiz hale getiren torba kanun uygulamasına son verilecek. Bunu çok sevdim. En sevdiğim cümlelerden bir tanesi. Bitti. Torba kanun uygulamasına son verilecektir. Nokta. Kesin hüküm. Güzel. Bakanlar Kurulu'nun kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi, yetki kanununa dayanmak. Benim TBMM tarafından konusu, sınırları ve süresi yetki kanunda açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilecektir. Ancak temel hak ve özgürlükler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyecektir. Tamam, bu da kesin hüküm. Konusu, sınırları ve süresi ayrıca. Yani temel hak ve özgürlükler bunlarla düzenlenemeyecek ama düzenlenebilecek olan yeni konular, sınırları ve süreleri gelecek. Tamam. Peki. Neyin ne kadar ne olacağına dair net hüküm olmamakla birlikte hangi konu, hangi sınırlar ve süre ikisi yani konusu ve süresi ve sınırlar. Tamam. Bu yetkinin anayasada öngörülen sınırlar çerçevesinde kullanılmasını temin etmek amacıyla kanun hükmünde kararnameler meclisin siyasi denetimine ve Anayasa Mahkemesi'nin hukukilik denetimine tabi tutulacaktır. Şimdi böyle değil mi acaba? Bunu bilmiyorum.
Tamam, burada yazması güzel bir şey. Cumhurbaşkanının meclisin yasama işlemini zayıflatan veto yetkisine son verilecektir. Güzel. Parlamentonun yasama işlevi üzerinde önemli bir sınırlandırma aracı olan bu yetki kaldırılacak. Çok güzel, süper. Cumhurbaşkanının kanun yapım süreçlerindeki yetkisi yalnızca bir uyarı niteliği taşıyan geri gönderme yetkisiyle sınırlı tutulacaktır. Geri gönderme yetkisi. Güzel. Geri gönderme yetkisiyle sınırlı tutulacaktır. Sonra ne olacak detayı bilmiyoruz. Tabii ki burada detay bulmayı beklemiyoruz. Ama geri gönderme yetkisi mesela atıyorum kafadan. Yalnızca bir uyarı niteliği taşıyan geri gönderme yetkisi sınırlı tutulacaktır diyor. Anladım. Ama geri gönderdi. Bu yetkisini kullandı ne olacak? Geri gönderme yetkisiyle sınırlı tutulacak. Geri gönderilenler mecliste yeniden görüşülecek gibi bir şey olması lazım. Orada bir şey yani iki kere görüşülecek, üç kere görüşülecek, işte şu olacak, bu olacak. Detay istemiyor. Bu cümle onu istemiyor. Zaten bu metin bunu kaldırmaz. Ama burada bir şey olması lazım. Sınırlı tutuldu. Tamam tutuldu. Meclis onu ne yapacak? Buraya hiç değilse iki kelime daha eklemesi yeniden değerlendirilmek üzere falan bir şey yazmış olması gerekirdi. Eksik. Yasama komisyonlarının oluşum ve işleyişi yasama faaliyetlerinin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Doğrudur bu cümle. Bu kapsamda meclis komisyonlarında muhalefetin etkili şekilde temsil edilmesi sağlanacak. Milletvekillerinin yasama faaliyetlerine yönelik destek hizmetleri arttırılacak ve komisyonlar teknik kapasite bakımından güçlendirilecektir. Yani evet ayrıca komisyonların çalışma yöntemlerini işlevsel hale getirecek tedbirler de alınacaktır. Tamam. Evet. Kanunların müzakeresinde ve metinlerin olgunlaşması da komisyon aşamasının ağırlıklı bir yer tutması temin edilecek. Çok güzel. Bu konuda daha nitelikli kanun yapım sürecinin işletilmesi için teklif ve tasarıların komisyonlarla görüşmesi esnasında ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşları ile uzmanların görüşlerine başvurulması sağlanacaktır. Okay. İç tüzük hükümleri ile komisyonlardaki ve genel kuruldaki açık görüşmeler canlı olarak yayınlanacaktır. Şimdi burada eksik olan bir şey ya. Bu çok güzel. Yani bu ilgili sivil toplum ve meslek kuruluşları ile uzmanların görüşlerine başvurması sağlanınca zaten mevcut sistemde sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, uzmanlar, komisyon üyeleri tarafından davet edilebiliyor. Komisyon çalışmalarına zaten var. Bu var yani. Ha işletiliyor mu? İşletilmiyor. Ya da ne oluyor? İşte iktidar partisinin istediği sivil toplum kuruluşundan birisi davet ediliyor. İşte meslek aynı şekilde yani bunlar oluyor. Oluyor. Bunların yok edilmesi çok önemli. Gerçekten önemli ama zaten var olan bir şey. Beni burada heyecanlandıracak olan şey kanunların müzakeresi sürecinde ve metinlerin olgunlaşmasında bireylerin de katılımı. Bunu hep söylüyorum. Bireylerin de katılımı çok önemli. Öyle olmalı. Birey de katılabilmeli. Yani ne bileyim bir mekanizma kurulmalı, ilan edilmeli. O ilana insanlar bir cümle iki cümle bile olsa bir beyanda bulunabilmeli. Sonra bir yerde bunlar komisyona gelip orada ilgililer tarafından, komisyon üyeleri tarafından belki seçerek hani belki bir raportör, benim gibi bir raportör mesela, raportörler bu iş için gelen bu şeyleri, beyanları toparlayıp komisyon üyelerinin görüşlerine sunabilmeli. Birey de katılabilmeli. Evet. İç tüzük hükümleriyle komisyonlardaki genel kuruldaki açık görüşmeler canlı olarak yayınlanacaktır. Tamam yayınlansın. Birey de böyle katıyorsun ama izle diyorsun.
İzle ve sonra ne olacak? Git sosyal medyada dedikodu mu yap yani? Bu bireyin de takibinin önemli olması notu düşmeliydi. Evet. Kayıt oldukça uzadı. Dolayısıyla bölmek gerekti. Şimdi ikinci bölümü de burada bitirelim. Üçüncü bölümde buluşuruz.